Evet arkadaşlar, kan resasi nedir? Özellikleri nedir? Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi kan resasi ilan eden 2. Abdülhamit, gerek 1. Meşrutiyet, gerek 2. Meşrutiyet, 2. Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir. Arkadaşlar, şimdi burada genç Osmanlılara dikkat edin. Tamam, genç Osmanlılar Osmanlı'nın ilk aydın grubudur. Osmanlı'da ilk defa aydınların kurmuş olduğu cemiyet Genç Osmanlılar Cemiyeti'dir. Bunu unutmuyoruz, tamam mı? Şimdi olaya şöyle bakalım. Genç Osmanlılar Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunu Osmancılık akımında gördüler. Ne dediler? Halka eşit haklar verelim, özgürlükler sağlayalım, halk yönetime katalım, Müslüm ve gayrimüslim aynı haklara sahip olsun, bir anayasa ilan edelim dediler. Bunu düşündüler ve bu tekliflerini Sultan Abdülaziz'e götürdüler. Abdülaziz dedi ki ben bunu yapamam. Bunu yaparsam otoritem sarsılır. Abdülaziz Genç Osmanlıların bu teklifini kabul etmeyince, dikkat edin bağlantıya, aydınlar Genç Osmanlıları baskıyla Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Yerine ilk önce 5. Murat'ı getirdiler. Olmadı, 2. Abdülhamit'i getirdiler. 2. Abdülhamit aydınlara vermiş olduğu sözle hükümdar oldu. Böyle başlayalım olaya. O zaman kanun esası, yani 1876 anayasası, Genç Osmanlıların baskısı ile, cümleye dikkat edin, Genç Osmanlıların baskısı ile, hadi Genç Osmanlıların niye böyle yaptı bu? Heh. Şu hemen kalemimi ayarlayayım arkadaşlar. Genç Osmanlıların baskısı ile Osmancılık akımı doğrultusunda ilan edildi. Ve bunu ilan eden de 2. Abdülhamit oldu. Buraya kadar bir. Arkadaşlar, iki, böyle bir anayasayı hazırlayabilmek için bir komisyon kuruldu. O komisyonun cemiyet mahsusa özel bir cemiyet kuruldu. Bu cemiyetin başkanları ya da öncüleri Said Halim Paşa ve Mithat Paşa oldu. Bu iki isim, ki namı Kemal bile vardır bunun içerisinde, bu iki isim Prusya, Belçika, Fransa anayasalarını inceleyerek böyle bir anayasayı hazırlayıp padişaha sundu. Ve padişah bunu kabul etti. İkinci bilgiyi de öğrendik. Arkadaşlar, Tersane Konferansı'nın devam ettiği günlerde Avrupalı devletler Osmanlı aleyhine bir karar almasınlar diye anayasayı ilan ettiler. O zaman bu anayasanın ilanının dış baskı unsuru Tersane Konferansı oldu. Bunu da unutmuyoruz. O zaman amaç ne? Osmanlı'nın yıkılmasını engellemek, toprak kopmalarını engellemek, azınlıklara devleti bağlamak. Aynı Tanzimat ıslahatta söylediğim cümleleri söylüyorum. Ama dış baskı unsuru Tanzimat'ın Mısır sorunu Londra Konferansı, ıslahatınki ise Paris Konferansı. Bununki Tersane Konferansı. Tamam mı? Arkadaşlar, Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Türk tarihinde ilk defa anayasal düzen kanun esasının ilanıyla başlar. Dikkat edin, bu şu cümleye dikkat edin. Türk tarihinde ilk defa halk, kısıtlı da olsa, ki belli bir yaşı doldurmak gerekiyor, erkek olmak gerekiyor, kadınların oy kullanmak yok, vergi mükellef olmak gerekiyor oy kullanabilmek için. O yüzden kısıtlı da olsa halk yönetime katılmış, oy kullanma hakkı, milletvekili seçme hakkına sahip olmuş. Böylelikle Osmanlı'da ilk defa, tarihte ilk defa egemenlik anlayışı değişmiş. Devletin yönetim şekli değişmiş. Yani arkadaşlar, Osmanlı'da meşrutiyet rejimine geçilmiş. O zaman Osmanlı'da meşrutiyet kanuni esasının ilanı ile başlar. Meşrutiyet nedir? Anayasal monarşi. Padişahın yanında halkın da yönetim ortak olmasıdır. Unutmuyoruz arkadaşlar. İki meclisli bir parlamento açılmıştır. Yani aslında Türk tarihinde parlamentolu sistem kanuni esasının ilanı ile başlar ama bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parlamentodan farkı nedir? TBMM bir meclistir ama burada Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan adında iki meclisli bir parlamento vardır. Meclis-i Ayan üyelerini padişah seçer, ömür boyu başta kalır. Meclis-i Mebusan üyelerini halk seçer, 4 yıl başta kalır. O zaman seçimler 4 yılda bir yapılıyor demektir arkadaşlar. O zaman Osmanlı'da teba, Müslüm gayrimüslim hiç fark etmez. Teba yönetime neyle katıldı? Kanuni esasıyla. Sadece erkeklerin oy kullanma hakkı vardır. Her ne kadar anayasal düzen başlamış olsa bile, parlamentolu sistem başlamış olsa bile bu istenilen demokrasiyi getirmemiştir. Neden? Çünkü meclisi açma kapama yetkisi padişahındır. Veto hakkı padişahındır. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Kanun teklifini meclis yapmaz. Hükümet padişahın onayıyla yapar. Ve hükümet üyeleri padişah tarafından atanır. Yani çok da kanun esasının bir anlamı olmamış. Bu kanun esası çok da demokrat değil. Uzun soluklu olmayacak ki zaten sansür sürgünde padişah olunca padişah arkadaşlar ne yapmış?
Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane ederek, şu yetkiye dayanarak meclisi kapatmış, kanun esasıyı ilga etmiş, aydınları sürgüne göndermiş ve basın özgürlüğünü yasaklamış. Türk tarihinde ilk defa basın özgürlüğünün yasaklanması arkadaşlar bu süreçte gerçekleşmiş. O sürece o yüzden istibdat devri de denilir. İstibdat. İstibdat düzgün yazayım durun. Bazen mesela hocam bir de düzgün yazsanız diye yazıyorum hemen. İstibdat. İstibdat arkadaşlar aydınlar üzerinde baskıdır. Tamam mı? Fikir hürriyetinin ortadan kaldırmasıdır. İstibdat devri başlamış. Arkadaşlar bu dönemde, birinci meşrutiyet döneminde ki zaten kısa sürmüş, siyasi partiler yoktur. Osmanlı-Rus Savaşı bahane edilerek kapatılmıştır. Unutmuyoruz. Tamam mı? Bunlar önemli bilgilerdi.